Yeni bir haftalık vlogtan selamlar. Bu haftaya söz verdiğim gibi Fikri ile başlıyoruz. Fikri kendini gösterirse tabii. Kocaman oldu bu arada. Bir haftada nasıl bu kadar büyüdü hiçbir fikrim yok. Bunlar da üzümün kokusunu aldı şu anda. Deliriyorlar. Bunlar ikisine birden böyle bir şey verdiğimde, üzüm müzüm bir şey verdiğimde şey gibi hissediyorum. Ahıl mı deniyor? İneklerin durduğu yerde inekler böyle kafasını çıkartıyor ya böyle. Oradan böyle saman yiyorlar. Onlar gibi tiplere bak. Başka yok, bu kadar. Kuru üzümü aşırı seviyorlar bu arada. Şu an Asya'dan anlayabilirsiniz diye düşünüyorum yaptığı hareketlerden falan. Ama şeker hastası olmamaları için çok az vermeniz gerekiyor. Yani günde bir tane falan veriyorum. Asya ilk doğurduğunda böyle hızlı toparlasın diye ikiye çıkartmıştım. Şimdi bir Fikri'yi görelim. Fikri görünmeyi çok sevmiyor ama şu anda o kadar tatlı bir hale geldi ki. Rengi açıldı falan, biz rengi koyulaşır diye beklerken rengi böyle kar beyazı gibi bir şey oldu. Kar beyazı da değil, şeker beyazı ya. Şeker beyazı denen renge benziyor şu an, kafası hariç. Evet, birazcık zor. Zorla da olsa elime aldım. Şu an çok güzel hissettiriyor. Allah'ım küçücük. Ben ilk defa elime alıyorum bu arada. Harun arada bir ilk birkaç hafta dokunma dememe rağmen dokundu ama. Allah'ım güzelliğe bak. Çok ürkek. Zıplayacağım mı? Çok güzel kokuyor bir de. Çok güzel kokuyor. Gıdıklandım, çok gıdıklandım, huylandım. Kafesten dışarı çıkarınca şeker beyazı gitti. Kafesteyken şeker beyazı gibi gözüküyordu. Şu an yine üstünde kırçıllar var. Kırçıllı zaten ama kırçılları gri değil, Asya'nın rengi. Hayır, az önce ben şeker beyazı gibi gördüm onu. Yürüyüş falan çok garip, yan yan yürüyor. Senden kaçmaya çalışıyor şu an. Korktu. Gel, yavaşça. Babanın en sevdiği şey buradan sevilmek. Sen de babana çek, olur mu? Ya, çok tatlı. Şu an korkuyor diye çok dokunmak da istemiyorum ama dokunmak da istiyorum aynı zamanda. Kuyruğu bile yumuşak. Normalde Hüsnü Basya'nın kuyruğu çok şey, sert. Şu an kuyruğu vücuduna göre çok uzun değil mi? Pikachu tam şu an. Bu arada daha önce bahsettiğimi mi bilmiyorum ama aha düşüyor. Pikachu'nun esinlenildiği hayvan çinçilalar bu arada. Yani aslında bu Pikachu düşündüğünde. Kameraya bir ilgisi var. Evet. Sahnelere oynamayı seviyor. Keşfetmek mi istiyorsun, kaçmak mı istiyorsun? Şu an anlamıyorum. Mesela Hüsnü keşfetmeyi çok seviyor. Böyle bir yere aldığınızda kaçmak değil amacı. Böyle yeni bir şeyler görmek. Ama şu an bu korkuyor mu, bir şeyler keşfetmeye mi çalışıyor emin olamıyorum. Saatlerce seninle burada oynayabilirim bu şekilde. Bir de amacımız mümkün olduğu kadar bunu bize alıştırmak. Yani böyle dokunduğumuzda bir şey olmadığını falan bilmesi lazım. Onu canını acıtmayacağımızı bilmesi lazım. Hüsnü'ye bunu öğretmemiz bir yıl falan sürdü yavruyken bize gelmediği için. Asya zaten iki küsur yaşındayken gelmişti. Asya hiçbir şekilde öğrenmiyor. Asya'nın mesela şöyle kafasının üstünden dokunduğunuzda direkt tepki veriyor, korkuyor. Sen korkma, tamam mı böyle? Her yerden dokunacağız biz sana. Ama hiçbir şey olmayacak. Şimdi Harun, cinsiyetini öğrenme günü. Evet. Merak ediyor musun? Fikri mi? Fikriye mi? Fikriye, bence dişi bile olsa ben buna Fikri diyeceğim. Yani ben Fikri, erkek olmasını istediğim için Fikri istemiştim. Neden diye sor. Neden? Ben burada cinsiyetçilik yapmıyorum. Erkekler çok daha temiz oluyor dişilere göre. Bir şey diyemedim şu an. Bir şey diyemem. Hayır, çinçilalarda böyle gerçekten. Ha, öyle de o zaman. Ayağının üstünde dikkat et. Bir dakika bak, bunlar gıdıklanıyor ya. Evet. Irsi mi bu? Denesene bir. Yavrular da gıdıklanıyor mu? Evet. Galiba gıdıklanıyor. Sizin soyunuz aynı. Sizin soyunuz aynı. İnternette gördüğünüz çinçilalarla bizimkilerin karakterleri hiç uymuyor bu arada. Mesela onlar böyle her yerinden seviyor, böyle arkadan yaklaşıyorlar falan ya. Hüsnü'ye arkadan dokunduğunuz anda böyle tiki var yani, bildiğin tik. Ve sanırım Fikri'de de var aynısı. Lan bir sabit dur. Bir sabit dur. Hadi artık tut bakalım. Nasıl bakacağız? Kaldır. Kapatıyor ki kendini. Kaldır yukarı doğru. Bence sen tut. Tamam hadi ver, ben tutayım. Böyle çok rahat durmadığı için tam bakamadım ama çok büyük ihtimal dişi. Ama ben Fikri olsun diyorum. Yorumlarda bu arada bir dünya fikir vardı, isim Fikri. Okudun mu? Okudum ama ben Fikri istiyorum. Bunun da var ya, aklı yok Fikri var ya. Bu espriyi yapmak için mi yaptın bunların hepsini? Hayvanın bütün kaderini bu espriyi yapmak için mi değiştirdin? Evet. Şimdi Fikri'yi 1-2 gün rahat bırakacağız, sonra da ilk kum banyosunu yapacak. Bu arada ilk defa dışarı salıyor olmamıza rağmen fazlasıyla cana yakın. Çok cana yakın. Hüsnü ile Asya'yı aldığım yerdeki adam şey demişti bu arada bana. Yavrudan yetiştirdiğinde tamamen farklı oluyor. Karakter olarak, sana yaklaşımı olarak vesaire. Umarım Fikri de bunu yaşayacağız. 8 ay sonra da
ikincisi gelecek zaten. Niye bu kadar eminsin bundan? Bana da söyledi geçen gün bunu. Ben net 8 ay sonra ikinci yavrunun olacağını düşünüyorum. Hani bir kere düşük yaptı ya. Evet. Düşük yaptığı gibi yine hamile kaldı. Böyle bir hafta içinde falan çok büyük ihtimal. Ne olur. Çünkü doğum tarihine göre öyle hesapladım ben. 4 ay sonra elimizde bir yavru daha olabilir yani. Zaten normalde doğum aralıkları 4 ay civarı. Ama mutasyonlar genelde 8 aylık aralarla yavruluyormuş. O yüzden öyle diyorum. Umarım 4 aya gelmez. Daha bunun tadını çıkartacağız. Bir de bir tane olma ihtimali genelde düşük. Genelde 2-3 tane oluyor. Öyle bir sorun da var. Bilmiyorum, bir odayı ayıracağız artık, yapacak bir şey yok. Neyse, bugünlük fikriyi yalnız bırakalım artık. Yarın veya öbür gün ilk kum banyosunu yaptıracağız. Kum banyosunu nasıl öğreniyorlar mesela, hiçbir fikrim yok. Öğrenmiş olacağız. Hadi gel. Ya direkt geliyor. Bence karakteri Hüsnü'ye çekecek. Asya gibi değil. Ben boynuma çıktıklarında öyle bir huylanıyorum ki. Öyle bir huylanıyorum ki. Git ananla babanla takıl hadi. Hadi kendine iyi bak. Bu hafta seninle bol bol günü. Neyse, yarın görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Bugün Sur Yapı AVM'deki Xiaomi Store'a geldik. Harun'a bir robot süpürgeye bakacağım. Hangisini alacağıma karar vereceğim ve gelmişken de size böyle bir mağazayı gezdireceğim. Xiaomi geçenlerde pek çok farklı robot süpürge duyurdu. Ben de lansmanına gitmiştim ama bir deneme fırsatım olsun diye buraya geldim. Burada mağazada böyle bir deneyebileceğiniz alan bulunuyor. Harun, gözüne kestirdin mi herhangi birini? En pahalı olan hangisiyse ben onu isterim. Bu arada büyük ihtimalle en pahalısını alırsam ben pahalı olanı kendime alırım. Bendekini sana veririm. Gün sonunda benim süpürgem oluyor mu? Oluyor. O zaman sorun yok. Şimdi süpürgeyi seçmeden önce birazcık mağazayı gezelim. Burada pek çok farklı ürün bulabiliyorsunuz. Geçenlerde katıldım dediğim lansmanda tanıtılan Redmi Note 11 serisi var burada mesela. Şu Redmi Note 11 Pro 5G modeliyle bayağı zaman geçirdim. Bana inceleme örneği olarak siyah olan gelmişti fakat mavisi de bayağı güzel gözüküyor. Özellikle şu an spot ışıkların altında rengi bayağı hoşuma gitti. Bu modelin en büyük avantajı 5G desteğiyle gelmesi. Yani 5G desteği geldiğinde ülkemize hazır olayım istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Onun dışında daha önce inceleme şansım olmayan bazı modeller de var burada. Mesela düz 11 Pro'su var. Bu modelin de ana kamerası 108 megapiksel, 67 wattlık hızlı şarj desteği sunuyor. AMOLED ekranı var vesaire. Yani Pro 5G modeliyle pek çok farklı ortak özelliği var. Onun dışında yine aynı seri Note 11S ve Note 11 var. Özellikle Note 11 modeli şu anda fiyatına göre fazlasıyla avantajlı. 50 megapiksellik bir ana kamerası var. Snapdragon işlemciyle geliyor. Onun dışında ekranımız yine AMOLED ve bu modelin yanında şu anda Mi Band 6 hediyesi bulunuyor. Benim bu videoyu çektiğim tarihte bu bilekliğin fiyatı 600 lira civarı. Yani gayet uygun fiyata fiyat performans olarak güzel bir telefon almış oluyorsunuz. Yanında da Mi Band 6'nız olmuş oluyor. Güzel kampanya. Bu arada Note 11 modeli yerli üretim, onu da ek olarak belirteyim. Bunda fiyata ciddi bir etkisi oluyor. Bunlar dışında ben Android'in en güçlü telefonlarından birini istiyorum derseniz Xiaomi 12 ve 12 Pro modelleri de buraya gelmiş. Bu modellerde ilgimi çeken birkaç şey var. Öncelikle Harman Kardon desteğiyle geliyor. Bir telefonda Harman Kardon işbirliği olması benim ilgimi çekiyor. Yani laptoplarda falan da gördüğüm zaman benim için böyle bir kriter gibi bir şey. Xiaomi 12 modeli de donanım olarak neredeyse aynı bu arada. Bunun da donanımı fazlasıyla güçlü. Yani bir amiral gemisinden ne bekliyorsanız size veriyor. Ve amiral gemileri genel olarak büyük olur biliyorsunuz. Bu ele fazlasıyla iyi bir şekilde oturuyor. Yani telefonum hem güçlü olsun hem de cebimde fazla yer kaplamasın diyenler için bence fazlasıyla güzel bir alternatif şu anda. İkisi de kamerasıyla sinematik video çekebiliyor. Onun dışında ikisi de Snapdragon 8 Gen 1 ile geliyor. Yani alabileceğiniz en güçlü işlemci. Onun dışında benim gördüğüm bir ana fark bir de bu 67 wattlık hızlı şarj destekliyor. 12 Pro modeli ise tam 120 wattlık hızlı şarj destekliyor. 120 wattlık şarj aleti şu anlama geliyor bu arada. Sıfırda, yani %0'da adaptöre takıyorsunuz. 17-18 dakikada %100. Çoğumuz zaten sıfıra kadar dayamıyoruz, yani sonuna kadar beklemiyoruz. Dolayısıyla 15 dakikada falan dolduracağınızı varsayabilirsiniz. Şimdi Harun, senin süpürgeye geçelim. Hadi. Şimdi burada Xiaomi Vacuum Mop Pro 2 modeli var. Ben evde birincisini kullanıyorum bu arada ve kaç sene oldu? 2 seneyi geçti. Belki 3 sene falan oldu. Hala düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu bendekiyle neredeyse aynı zaten, yani aynısının birazcık yenilenmiş ve güçlendirilmiş versiyonu. Foz haznesi falan fazlasıyla benziyor. Ve şurada gözüme kestirdiğim yeni çıkan Ultra modeli var. Bunda toz haznesini falan ciddi şekilde büyütmüşler. Bendekinde özel bir tane su haznesi bulunuyordu, onu buraya takmanız gerekiyordu. Bu yeni olanları da alta aktarmışlar. Hemen şöyle bakalım. Direkt mopun üzerine şöyle ince bir tane hazne yapmışlar. Bu sayede iki iş yapmamış oluyorsunuz. Yani sadece bununla bunu doldurup yerine taktığınızda hazır oluyorsunuz. Ama Ultra'ya çıkmalı mıyım Harun Bey? Evet. Daha ucuz bir şey yok mu? Bir tane ucuz getirsenize.
Bence bu Harun sana. Şimdi abi bak ben en iyisini istiyorum. Bana böyle gelme. Ha, en iyisi işte. Hepsi süpürüyor. Ev zaten dümdüz. Bir şey diyeceğim. En iyisini alsan zaten kendini almayacaksın mı? Bunu alırsam büyük ihtimal kendimi alacağım. O zaman istediğini al. Ama sonuç olarak para her türlü benim cebimden çıkıyor. Ben şu ultra modelini çalıştırıp bir ses seviyesini görmek istiyorum. Şu an sessiz modda çalışıyor ve bu mod beni rahatsız etmez. Çok hafif bir ses yapıyor. Ama ben bir turboyu almak istiyorum. Çünkü ben genelde turboda kullanıyorum süpürgeleri. Şunu da alalım şuradan. Turbo modunda bile sesini bayağı iyileştirmişler bu arada. Benimkine göre çok daha sessiz çalışıyor ve bu çok daha güçlü. Onu da hesaba katmamız lazım. Standart veya sessiz modu aldığınız zaman zaten neredeyse hiç rahatsız etmiyor. Öyle evde takılsın. İsterseniz bu modelin yanında böyle toz toplama standı da alabiliyorsunuz bu arada. Yani tozla hiç muhatap olmak istemiyorsanız, astımınız, alerjiniz vesaire varsa işini bitirdiği zaman normal şarj istasyonu yerine buraya dönüyor. Bu yine aynı zamanda şarj da ediyor cihazı. Ve şurada görmüş olduğunuz deliklerden tozu içindeki toz torbasını aktarıyor. Bunun ek opsiyon olarak sunulması bence güzel bir şey bu arada. Çünkü ben mesela mobilyaların altına gizliyorum genel olarak robot süpürgeleri. Evinizde yeterli alanınız varsa böyle bir şeyi tercih edebilirsiniz. Benim gibi alanı olmayanlar için de aynı performansı ucuza alma şansınız oluyor. Ve sanırım ben bunu almaya karar verdim ama kendi tarafıma kullanacağım. Sen benim eskisini alıyorsun Harun. Tamam, bana fark etmiyor. Her türlü süpürgem olduğu sürece sorun yok. Sonra başka bir şey lazım mı? Lazım. Ne lazım? Tartı lazım. Orada şey var bir tane. Air fryer mı? Ondan var. Ondan lazım. Bu air fryer'ı inceleme şansım olmadı fakat bunu bana bayağı bir soruyorsunuz ve rakiplerine göre fiyat olarak gayet güzel. Bu modelin en büyük avantajı akıllı olması bu arada. Telefon uygulaması üzerinden buna bağlanabiliyorsunuz. Yani yoğurt yapmak için vesaire bile kullanabiliyorsunuz bunu. Normal bir air fryer'a göre bayağı bir ek özelliği var. Meyve kurutabiliyorsunuz mesela, öyle kuru kayısı falan yapmak isterseniz onları falan da yapıyor. Ama şimdilik almayacağım Harun. Niye? Kendin al. Maaşını ödemiyorum ben sana. Bana yemek yapacaksın mı? Evet. Yalan söylüyorsun. Ha, inanmadım. Bu tartıdan da bende var. Gel benim tarafımda tartıl. Bu arada genel olarak büyük ürünleri gösterdim ama Xiaomi'nin pek çok küçük ürünü de burada bulunuyor. Bunların hepsini böyle direkt mağazada bulmak benim hoşuma gitti işte. Araba için şarj aleti olsun, kablosuz şarj cihazları, powerbankler vesaire. Bu bendeki değil mi ya? Bunun fiyatı çok iyi. Ben bundan da alacağım. Ben bunu ilk çıktığında çok yüksek bir fiyat almıştım bu arada. Şu andaki kura rağmen bayağı uygun fiyatı. Başka güvenlik kameraları, araç pompaları, şu şarjlı tornavidalar vesaire. Bu şarjlı mı? Bu şarjsız. Şu şarjlı. Evde bir şeyler tamir etmeyi seviyorsanız mesela şu tarz bir seti kesinlikle öneririm. Yani neredeyse her şeyi bunlarla açabiliyorsunuz. Bu motorsuz versiyonu bu arada ama zaten bu tarz şeyleri ayrı yılda bir kullanıyoruz. Akıllı kapı zili, Mi Stick'ler vesaire. Bu Mi Stick'ler zaten çok satıyor. Yani ne ararsanız neredeyse var. Daha önce Xiaomi'nin bir dünya ürününün kutusunu açtım, inceledim vesaire. Onların neredeyse hepsini burada bulabiliyorsunuz. Buraya televizyonlarını, soundbarlarını vesaire getirmişler. Aha! Yine daha önce incelediğim bir drone. Onun dışında burada elektrikli scooterlar bulunuyor. Yani neredeyse dediğim gibi her şeyi burada bulabiliyorsunuz ve deneyimleyebiliyorsunuz. Bu arada şu anda gezdiğimiz Suryapı AVM'deki Xiaomi Store'un 25 Haziran'da yıl dönümü olacak ve yıl dönümünde DJ performansı olacak. Ve o gün mağazaya özel olarak pek çok ürün indirime girecek. 25 Haziran'da eğer Bursa'daysanız o indirim gününde burada bulunmanızı öneririm. Eğer bu AVM'ye yakın değilseniz üzülmeyin, yine ay sonuna kadar Bursa'daki bütün Xiaomi Store'larda hafta sonları indirim kampanyaları olacak. Şimdi istediğin başka bir şey var mı Harun? Kendi almak istediğim, ben süpürgeyi alacağım. Kendi alacaksam hiçbir şey almam. Onu söyleyeyim. Ben anlamıyorum, sen nasıl bir fakir edebiyatı yapıyorsun? Kira ödemiyorsun, maaşını alıyorsun. Neyse. Şimdi bunu bir de 20'lik powerbank istiyorum. Günün karlısı yine Harun. Eve gidiyoruz. Yeni bir günden selamlar. Bugün bu taraftaki birinci stüdyonun temellerini atıyoruz. Bunun için bazı ekipmanlar aldım. Işıklar mışıklar. Şimdi hepsinden şöyle kısaca bahsedeceğim. En önemlisi bence bu ama. Havalı değil mi? Havalı. Bence asla kullanmayacağız. Onun üstünde yazı yazması lazım. Yazalım. Yönetmen. Üçüncü gün. Ama aslında bu dördüncü gün. Dün çekim yapamadım çünkü dün İstanbul'da çekimdeydim. Doğan Kabak, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Enis Kirazoğlu, bir de ben bir yarışma şey yaptık. Enis sundu gerçi, biz yarıştık. Nasıl geçti? Fazlasıyla eğlenceliydi. Şu an detayları veremem herhalde. Daha yayınlamadılar çünkü ama yayınladıkları zaman Instagram'dan duyururum. Takip etmiyorsanız... Çıktı mı Harun? Çıktı çıktı. Aşağıda link bırakıyorum her seferinde yani. Sırf yazmaya uğraşmayın diye. O zaman bir daha.
Haftalık Vlog'un 4. gününden selamlar. Bugün gördüğünüz gibi stüdyo yapıyoruz. Şimdi ilk yapmak istediğim şey şu kameraya bir tane ekran eklemek. Bunlar için ekranlara baktım. Ekranların fiyatları istediğim boyutlarda 5-6 bin liradan başlıyor. Böyle çok profesyonel bir şey alacağım diyorsanız sonu yok böyle. Gidiyor da gidiyor. Bu 5 bin liralık şeyi 250 liraya getirmeye çalışacağım. Harun inanmadı şu an. Bu arkadan çok garip bir bakış attı. O nasıl oluyor? Çünkü şöyle, şu görmüş olduğunuz her şey zaten bende vardı. Burada eski bir tane Xiaomi tabletim var. Yani günümüz için işlemcisi falan çok iyi sayılmaz ama ekranını seviyorum bunun. Ve şöyle 250 liraya bir tane capture kart aldım. Ha bir de Android için bir tane uygulama aldım. O uygulamada 45 lira mı neydi? 300 liraya getireceğiz. Olursa. Bir tripoda 7000 lira harcayıp ekranı bedavaya getirme isteğime ne diyorsun Harun? Çünkü tripoda 7000 lira vermişsin. Ekstra bir de 16000 lira vermek koyar. Evet. Yorumlarda da böyle şeyler görmek istiyorum. Çünkü herkes bana sürekli sana hiçbir şey koymaz diyor. Bir şeye zam gelmiş diyorum mesela, sana ne koyacak ya falan yapıyorlar böyle. Sana ne koyacak ya abi, saçma saçma konuşma. Şunu alıp kafana vurmayı düşünüyorum şu an. Yok yok. Şöyle. Yok, bu biraz kalın. Şimdi normalde benim bir tane sabit kameram var biliyorsunuz. Şu an Harun'un elinde tuttuğu kamera sabit karşıda duruyor. Onu kimse kullanmıyor. Düğmesine basıyoruz, çalışıyor. Harun ise hep bunun başında duruyor. Ben burada işte masada bir şey gösterirken onu böyle zoomluyor, mumluyor, bir şeyler yapıyor. Yapıyormuş gibi yapıyor. Ya yeah, hadi orada. Ama çok net kaçırıyor. Yanda gösterdiği şeylerin netliği kaçıyor, ışık patlıyor falan. Ve diyor ki bu küçücük ekranda göremiyorum. Yersen. Göremiyorum gerçekten. Yersen. Küçük şeyleri göremiyorum. Bana masraf çıkartıyor işte. Şimdi seçenekleri söylüyorum. Şunların hepsini birleştireceğiz öncelikle ya da birkaç tanesini bilmiyorum. Şöyle göstereyim hatta. Bak şimdi ilk seçenek bu tabletin burada sabit durması. İkinci seçenek şurada tripodla birlikte hareket etmesi. Üçüncü seçenek ise üstte sabit durması. Bence üst daha mantıklı. Aslında yan daha mantıklı ama yana koyarsam sen büyük ihtimalle zoom yaparken falan çok zorlanacaksın. Evet. Tamam, o zaman üst. Üst için bir tane hot shoe mantımızı alıyoruz. 1 lira. O 1 lira değildir bu arada. Ben 5 sene önce 1 liraya almıştım. O şu an 10 lira vardır. Buraya bunu takıyoruz. Bu kaç para bilmiyorum. Bir şeyin içinden çıktı bu. Bu 20 lira falandır. Şimdi burada da ikisinden birini kullanacağız. Hangisi? Sağdaki daha uzun, o yüzden sağdaki. O zaman küçüğü kullan. Bir daha tam tersini söyleyeceğim ya. Bir de tablet tutucu aldım. Bunu fiyata dahil etmeli miyiz? Herhalde. Ben tahmin edeyim mi fiyatını? Evet. 150 lira. 155. O bayağı yakın tahmin ettim bence. Kullanacağım programın adı USB kamera bu arada. Bendeki pro versiyonu, yani paralı versiyonu ama bedavası da var. Bedavasında şurada üstte reklam çıkıyor. Onu istemediğim için prosunu aldım. Bu da alabileceğiniz en ucuz capture kartlardan bir tanesi. Bir tarafı Type-C, bir tarafında HDMI çıkışı var. Buraya HDMI'yi, kameraya da HDMI'yi bağlıyoruz. Ve devasa monitörümüz hazır. Çok aşırı az bir gecikmesi var ama bence kesinlikle problem değil. Artık odak kaçıramazsın Harun herhalde. Odakta mı değil mi aşırı net görebiliyorsun. Ya şimdi bu var diye de hiç odak kaçırmayacağım diye bir şey yok. Bilemiyorum artık. Ben de seni çekeyim mi? Bak mesela odaktayım. Sana odaklandım şu an. Sen ne kadar kıllı bir çocuksun ya. Kıllarına odaklanıyorum. Bak hepsini çok net görebiliyorum şu an. Bugün masa siparişi de verdim bu arada. Şimdilik bu masa duruyor ama bu masa değişecek. Onun dışında şöyle iki tane işte stüdyo ışığım var. 85 santimlik parabolik softboxları falan var. Hatta deneyelim mi bunları? Nasıl gözüküyor? Parabolik mi? Evet, ilkokuldan hatırladın değil mi? Parabolik aynalar. Yok, hiç hatırlamadım. Konuyu şeye bağlayacaktım. Okulda öğrendiklerimiz bir işe yaramıyor diyorsunuz falan. Bakın nasıl yarıyor falan diyecektim. Yaramıyormuş gerçekten. Bu ışık ayakları berbatmış bu arada. Benim kullandıklarımın çakması bunlar böyle tasarım olarak. Dedim ki çakması ne kadar kötü olabilir? Çok kötüymüş bakın. Çatırdıyor ve bazı yerlerden yamuluyor. Neyse, gittiği yere kadar git. Ondan sonra mecbur yenisini alacağız. İşte bak, böyle şeyleri çakma alıyorsun ucuza gelsin diye. Sonra kırılıyor. Gidiyorsun yenisini alıyorsun. Zarara giriyorsun. Doğru. Neydi o söz? Ucuz mal alacak kadar zengin olmamam lazım. Aynen öyle. Benim evdeki ışıklar şey bu arada, kablosuz pille çalışıyor, Type-C ile. Type-C ile şarj oluyor daha doğrusu. Ama Harun'un tarafı için bana yani, o uğraşsın toplasın her seferinde. Allah Allah ya. Nasıl? Havalı. Ters taraftan gösteriyorsun Harun. Bu taraftan göster. Ben ışıkları gösterdim. Çok yakışıklı mıyım? Fena yakışıklısın. İyi mi? Stüdyoda gibi miyim? Evet. Tamam, o zaman günü tamamladık. Olmadı bak, arka taraf çok boş. Arkaya bir şeyler eklenmesi lazım. Tabii ki onu da düşündüm Harun'cum. Arka plana tabii ki başka bir şeyler gelecek bu arada. Şu an deneme yapıyorum. Sırf duvarlar böyle birazcık dolu gözüksün falan diye. Ama arka planla ilgili aklımda 670
6 tane farklı şey var. Hangisini yapacağım hala karar veremedim. Hangisini yapayım Harun? Numara seç bir tane. Bence şöyle yapalım. Sen aklındaki 2 tane veya 3 tane güzel fikri söyle. Yorumlarda yazsınlar. Tamam. İlk ve en pahalı olandan bahsediyorum. Bu duvar buradan buraya kadar bir tane monitör oluyor. Böyle. Yukarı kadar. Böyle. Ve o monitörde bir şey açtığım zaman mesela Himalayalarda mı olmak istiyorum? Hop Himalayalardayım. Miami'de mi olmak istiyorum? Hop Miami'deyim. Bağcılar'da mı olmak istiyorum? Hop Bağcılar'dayım. Tabii bunun için green screen diye bir teknoloji var biliyorum ama gerçeği gibi olmaz. Bu aklımdakiler arasında olabilecek en üst seviye şey bu arada ama aşırı pahalı. O yüzden bunu yapma ihtimalim %4 falan. İkinci seçenek böyle sıcak ışıklar. Eski tip ampuller falan var ya böyle içinde şeyler var. Bıdı bıdılar var. Onlardan böyle 3-5 tane pratik ışık ama botanik bahçesi. Böyle bunun gibi bir sürü çiçek her yerde. Çok güzel, çok havalı böyle aklımda oturuyor ama büyük ihtimalle bir yerden sonra çok sıkıcı gelecek. Üçüncü seçenek klasik. Herkesin yaptığı raflar, üstünde figürler, RGB ışıklar, ne bileyim Lego modelleri falan. Hani bu da çok sıradan değil. Yani. Ama mesela yaptığımız bütün legolar falan arkada olsa bayağı havalı gözükebilir. Olabilir. Bu zaten en ucuz ve en pratik olanı oluyor. 3-5 tane raf seçiyorsun sonra yavaş yavaş doluyor. Bence bunların hepsini mixlesek en iyisi olur. Şu an bir şey yapıyorum. Görmüyorsun. Yaptığım şey de bu. Evet. Yumruk. Helal olsun. İnandık şu an. Evet, bugün stüdyomuzun temellerini atmaya başladık. Muhtemelen masada geldikten sonra ben bazı model şeylerini falan burada yapmaya başlarım. Harun koltuk lazım buraya, bir koltuk alsana. Koltuğu nereye koymayı düşünüyorsun peki? Ya, koyacak yer yok işte. İşte o yüzden ben almıyorum. Neyse, yarın konuğumuz yine Fikri olacak. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Bugün konuğumuz gördüğünüz gibi Fikri. Bugün Fikri annesine mi çekmiş, babasına mı çekmiş onu öğreneceğiz ve ilk kum banyosunu birlikte deneyimleyeceğiz artık. Öğreniyorlar mı direkt, ne oluyor bilmiyorum ki. Bence direkt ya biliyordur zaten ya. Böyle şey geliyor yani değil mi böyle? Muhtemelen. Kodlanmış DNA'sına. Bu arada annesine mi babasına mı çekmiş olayını şeyden dolayı söylüyorum. Hüsnü banyo yapmayı hiç sevmiyor. Asiye ise böyle bütün gün banyo yapabilir yani. Onun dışında hiçbir şey yapmasına gerek yok. Çok bayılıyor. İlk defa görenler için çinçiralar bir kumun içinde duş alıyor. Böyle kumla ne denir? Dönüyor içinde kumun. Evet. Şu an meraktan mı gittin? Aa yapacak böyle bir yaptı onu. O başlangıç hareketini yaptı. Ama gücü mü yetmiyor dönmeye? Fikricim, o başlangıç hareketini yaptın, devamını da getir. Baban gibi olma, annen gibi ol. Bence yaptığını sandı az önce, şöyle bir şey yaptı. Oho. 25 günlüksün sen. Artık banyo yapman lazım. Çok bile uzadı, daha erken yapman gerekiyordu. Şu an Asya istiyor olabilir mi? Şu an tam yaptığı ses ben Asya'yı, annemi istiyorum sesi. Tamam, anan geliyor. Geliyor anan. Elime gelmesine bayılıyorum bu arada. Geldi, anan geldi. Bak anan burada. Ne yapıyorsun? Anası. Ha? Ya beni ememezsin. Bana gelme. Anana git. Hayır Asya sakın. Asya sakın. Asya. Asya hayır hayır. Hayır Asya ne olur. Hayır. Bence bir Asya Fikri'yi emzirsin diye bekleyelim, bunu kafeste yapalım. Ve zıpladı Asya, hiç hoş değil, yakalamak zor olacak. Fikri'nin karnı doyduktan sonra tekrar deneyelim çünkü şu an tek düşündüğü şey yemek. Şu an yemekten başka hiçbir şey düşünmüyor. Yaptı, yakaladın mı? Helal sana, helal sana. Temizlendin, tamam. Hadi bir tur daha. Anana mı çektin, babana mı çektin? Anlamadık. Şu an aşılıyorum ona, Fikri. Fikri aşılıyorum. Evet, Fikri Hanım. Duşunuzu aldınız. Daha bir güzel görüntüler çıkartmanı umuyordum açıkçası ama sanırım bugünlük bu kadar yeter. En azından bir duş aldın, duş almayı öğrendin. Bundan sonra düzenli 2 günde 1 duşumuz alınacak. Temiz temiz takılacağız. Şimdi daha da güzel kokuyor bu arada. Zaten güzel kokuyordu. Şimdi onun içinde pudra var ya, o yüzden ha, bebek gibi kokuyordu. Bebek artı pudra kokusu eklendi o zaman şu an. Hadi artık gidelim. Selam ver abilerine, ablalarına. Abone olmayı unutmayın da ben daha gözükeceğim buralarda da. Bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bunların hepsini Fikriye Hanım söylüyor.
Bu arada göbek adı Fikriye olsun Harun bari. Yani en azından şey böyle Fikriye deme hakkımız olsun. Sanki Fikri kısaltmaymış gibi kullanalım. Erkek ismi de konmaz yani. İsmi Fikriye ama biz kısa olsun diye Fikri kullanacağız. Orta yolumuz bence bu. Anlaştığımızı düşünüyorum. Hadi gidelim. Kendinize iyi bakın.